Şimdi fırında yahut ızgarada kanepe yapacağız. Kanepenin manasını buna nasıl yakıştırmışlar gerçekten bilmiyorum ama bu yiyeceğin adı kanepe. Şöyle tereyağları tabağa koyalım. Şimdi ben bunu mikrodalga fırında eriteceğim. Mikrodalgada tereyağını erittim. Şimdi bunun içine maydanozla peynir koyacağız. Bir de yumurta. Peyniri doğrayalım şöyle. Çökelik de olur. Sevdiğiniz peynir olsun. Başka bir püf noktası yok. Hangi peyniri seviyorsanız. Bu kadar yeter. Şu arttı. Şimdi yumurtayı sıcak tereyağına kırmadım. Pişmesin diye. Artık yumurtayı peynirin üzerine kırabiliriz. Çünkü peynir tereyağını soğuttu. Yumurta, peynir, tereyağı. Bir de üzerine maydanoz koyacağız. Maydanoz çok yakışıyor. Ben seviyorum. Ama siz sevmiyorsanız maydanoz koymasanız da olur. Şimdi bu maydanoz biraz fazla gibi. Şu iki taneyi de alalım kenara. Şurası yeter bize. Maydanoz da böyle doğranır bu arada. Bıçağım yine kaliteli bir marka. Okuyabilirseniz şuradan okuyun siz. Maydanoz taze de nasıl kıtır kıtır sesler geliyor değil mi? Yumurta, tereyağı ve peynir. Bu kanepemizin üstü. Şöyle karıştıracağız. Benim peynirim yumuşaktı. Ezilebilir diye rastgele büyük büyük doğradım ben. Sizin peyniriniz sert, katı bir peynirse siz küçük küçük doğrayın. Dediğim gibi çökelik de olur zaten. Aynı tahtada ekmeklerimizi doğrayalım. Bu arada da akşam ezanı okunuyor. Ekmek çok taze. Aslında bunu bayat ekmekle yaparsanız hem bayat ekmeğiniz değerlenmiş olur hem de bakın parça ekmek kalmış bir yerlerden. Bunu da şöyle keselim. Hem tazelenmiş olur hem karnınız doymuş olur. Yani bayat ekmekle değerlendirme babında da bu yemeği çayın yanına yapabilirsiniz. Şunlar parça. Parçaları atmadık. Bunların üzerine de koyacağım ben şimdi. Şöyle alıyorsunuz. Bu şekilde sürüyorsunuz ve kenara bırak. Böyle. Tereyağı ve yumurta. Tereyağı ile yumurta. Şöyle parça ekmekleri de hatta suyuna batırırsanız yumuşar, bayat olduğunu kabul ederse. Mesela bu da bir parça ekmek. Çoluk çocuk bırakıyor parça ekmeği. Büyükler biz ekmeğimizi bitirmeye çalışsak da
Onlara bazen söz geçiremiyoruz. Evet. Bu şekilde ekmekleri süreceksiniz hepsine. Hepsine tamamen sürdüm. Kalanı da ekmeklerin üzerine dökelim, tabakta artmasın. Bitirdim şu anda. Tepsimizdeki ekmekler bu kadar oldu. Yanına bitirelim. Şimdi fırını kuralım. Fırını 250'ye getirdim. Şurası da ızgara ayarı. Izgara da. Burası da 1, 2, 3, 4, 5. 5 dakika. Buraya da basınca fırınımız çalışmaya başladı. Bunu alıyoruz. Üste yakın. Üste yakın koyuyoruz. Bu sadece 5 dakikada pişecek. Kettle'da su kaynadı. Şimdi bunu deminden maydanozu yaptığımız için üzerine katmıştık ya, onların saplarına kaynamış suyu koyun ve su soğuduktan sonra maydanozun faydalanından yararlanarak bu suyu için, ılık olarak için. Suyun içinde biraz beklettiğim maydanozla iceberg'i sıkıyorum. Arkasından iyice süzülsün diye bunun içine koyuyorum. Yani önce biraz beklettim. Şimdi bu şekilde süzülsün. Fırınımız, ben artık 5 dakikayı doldum diyor. Evet. 5 dakikada gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz kanepeler hazır. Şimdi bu kanepeleri alıp, görüyorsunuz parçalar da gayet güzel olmuş, tabağımıza koyarak servis yapacağız. Bir tanesinin tadına da bakayım. Mesela şu küçük, bunun tadına bakayım. Gerçekten çok güzel olmuş. Siz de yapın ve yiyin. Afiyet olsun.